Çok esrarengiz bir olay yaşandı mutfağımızda. Gelinin mutfakta da hiç olmadık bir şey bu. Hiç olmamış. Bu olay da mutfakta yaşanmış. Şimdi size bir takım görüntüler izleteceğim. Yani ben böyle kelime bulamıyorum. O yüzden ben şu şok görüntüleri paylaşayım sizlerle. Zaten durum anlaşılacak. Sonra da ne olacak hep beraber göreceğiz. Lütfen görüntüleri izler misiniz? Kızlar, anlatayım size. Şimdi kızlar, olay şu, Özlem ve Merve arasında bir hadise yaşanıyor. Evet. Mutfakta. Sonra anneler olaya dahil oluyor. Türkan Hanım ve Nurten Hanım kayınvalide odasından çıkıp geliyorlar. Evet. Evet. Bu karambol anında Merve kayınvalidesi Türkan Hanım'ın eline bir kağıt sıkıştırıyor. Aa! Okuyamıyor o anda. Zaten okumaması gereken gizli bir şey. Ve buradan geçerken de kağıdı düşürüyor. Bizim arkadaşlarımız kayınvalideleri içeri gönderdiği esnada Türkan Hanım'dan kağıt düşüyor. Yiğit fark ediyor. Sonra yönetmenimize söylüyor. Şimdi o kağıdın içeriği ne? O kağıtta neler yazıyor? Merve o kağıda neler yazdı? Eğer yarışmanın seyrini değiştirecek bir not varsa o kağıtta... Merve, üzgünüm, senin için hiç hoş olmayacak sonuçlar doğuracak bu. Yani yarışma dışı, yarışma akıbetini değiştirmeyecek, etkilemeyecek bir şey varsa da bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama niye gizli verdin o zaman? Bu not şu anda yönetmenimizde. Ve bu notta ne yazdığını birazdan açıklayacağız. Şunu söyleyebilirim, gelinin mutfakta da yer yerinden oynayabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Bilmiyorum ben mi yanlış gördüm, beni düzelt. Türkan abla sen notu atıyor musun? Evet attım. Aa. Attın. Attım, Merve'nin başına bir şey gelir belki diye attım. Oraya mı attın? Stüdyo ya burası. Hani... Ne bileyim bir anda panikledim. Panikledin ve attın öyle mi? Merve demek ki sen bilerek böyle bir şey yaptın ki kayınvalidenin geleceğini bildiğin için yaptın değil mi? Hadi itiraf et bunu ya. Onlara da geleceğim bir saniye. Bir dakika girmeyin araya. Yiğit'ciğim notu bir alabilir miyim? Ay ne yazıyor acaba ya? Küçücükte bir kağıt hani. Ne ara nasıl verdin onu çok enteresan ya. Merve bu planlı yaptığın bir şey mi? Yani planlı demeyelim. Ben onu çekim başlamadan önce vermek istemiştim anneme. Veremedim, fırsat olmadı. Aferin. Yani bu elimde görmüş olduğunuz notu sen gayet planlayarak yazdın, vermek istedin. Kabul ediyorsun. Evet ben... Sabah vermek istedim, veremedin. Evet. Yani final günü nasıl böyle bir hata yapılabilir? Orada amacın ne? Yani ben veremedim. Kötü bir amacım yoktu zaten benim. Veremedim. Sonra kayınvalidem işte kavga esnasında gelince fırsat bu fırsat vereyim bari. Bir şey çabaladım ya. Hani kavgayı bu yüzden çıkardım demiyorsun. Ne ara düşündün? Kavgayı bu yüzden mi evet, çıkardın? Evet kavgayı bu yüzden çıkardım. Nereden bilecek Türkan Hanım'ın geleceğini? Asla. Gelir Türkan teyzeyi biliyor. Gelecek. Asla. Yok her şey gelmiyor ya. Gelmiyor. Sen çok
Çok iyi planladın bunu. Asla böyle bir şey yok Özge. Hayır, planlamasa bile o dakikada sinirli olursun değil mi? Unutursun her şeyi, yemeği bile bırakırsın. Sen ne ara çekmeceyi açıyorsun da sıkıştırıyorsun şimdi, elini? Şimdi Türkan abi, sen bu nota hiç bakabildin mi? Yani benim gördüğüm hiç bakmadan hayır, panik yapıp attın. Benim öyle attığından mi bile haberim yok. Sen içinde ne yazdığını bilmiyorsun Türkan abla. Bilmiyorum. Ne yazmış olabilir? Bilmiyorum. Mesela final günü tartışma o hararette ne, yani sana o kadar acil ne söylemek istemiş olabilir? Ya dedim ya, hiç bilemiyorum. Ben bu notu açıyorum. Ben de görmedim. Evet, Merve'nin mutfakta tartışma esnasında apar topar kayınvalidesine verdiği notta ne yazdığını şimdi öğreniyoruz. Allah Allah, Allah Allah. Ay ne var, ne olmuş? Bugün final, kimseyi dinleme, bana odaklan, elenmek istemiyorum. Aa! Vay be, vay be. Korku. Bu mu yazıyordu? Evet. Çok korku neler yaptırıyor Merve Hanım'a. Gerçekten yani beni korkuttun ya. Yani öpüşürken, öpüşün ayrılın derken de bunu söyleyebilirim. Konuşunca Tio'ya giriyor diye ben konuşamadım. Ona ben enerjim geçsin, onun enerjisi de bana geçsin diye ben not yazdım. Ben evde de eşime ara ara bunları yapıyorum. Allah'ım ya. Yani not yazıyorum, bırakıyorum evde herhangi bir yere, eşim okusun, o enerji geçsin. Ve onun enerjisine gerçekten çok ihtiyacım vardı. Beni bulamıyor son bir iki gündür. Yani onun moral vermesini istedim. Sadece buydu. Orada sadece beni düşünsün ki beni bulsun tabak olarak istedim ben. Sen bunu ne sabah yazdın yani? Sabah yazdım mi? Ama hani buraya girmeden önce veremedim ben onu. Cebimde kalmış. Sonra çekmeceye getirdim. Tio'ya girecek korkusu. Merve, Allah Allah, bir şey söylemek istiyorum. O kadar bizi hayretler içerisinde soktun. Yani kavga gürültünün arasında sıkıştırdın. Ya her şeye geçtim, siz beraber kalmıyor musunuz aynı otelde? Bunu her gün söylesen bile kayınvaliden anlayacak. Gece düşünün yani. Hatice, o öyle ayrı bir şey. Oraya geçtiğinde o notu eğer okumuş olsaydı unutuyor bana yani baka baka o enerjiyi bana geçirecekti. Merveciğim, ben sana hayır, daha bak açık bir şey söyleyeyim mi? Sen bu notu verdin. Kayınvaliden panikleyip bunu atmasaydı. Atmış. Kamerada bunu görseydik. Sonra okuduktan sonra atsaydı asla bulamasaydık. Aynen. Yani kendini düşürdüğün kötü duruma bakar mısın? Düşünmeden yaptığım bir şey. İnan ki bayağı düşünmemişsin. Bayağı düşünmüşsün. Türkan abla, sen de yani orta yerede atmışsın. Ya ne bileyim ya, birden panik. Sen böyle bir yazı bekliyor muydun? Beklemiyordum. Ha, niye, yani niye mesela korktun, attın, motive oldun mu? Bak okuyayım sana bir olmaz tane. Olmaz mıymış motive oldun? Tabii, tabii ki oldum. Oldun? Evet. Ya işe yaradı şu an. Bak okuyayım İnşallah bir daha. İnşallah tamammışın da şey yaradı. Bugün final. Kimseyi dinleme, bana odaklan, elenmek istemiyorum. Kocaman kocaman. Tek olay bu zaten. İstemiyorum yani. Elenmek istemiyorum. Tamam da bir tek kayınvalidene mi kalmış yani? Olsun, onun enerjisi yani benim için çok önemli. Ya Merve, ne oldu sen bugün ya böyle içine kaçtın yani? Sen normalde her gün kavga gürültü eden kızdın. Hayır, onun her gün söyle ya. O beni bulduğunda o kadar iyi oluyorum ki. O beni bulduğunda o kadar yükseliyorum ki ben anlatamam sana. Türkan abla, sen de çok sessizsin maşallah bugün. He? Yanlış anlaşılsaydın şu an hiç böyle haberin yokmuş gibi böyle oturuyorsun ya. Ama ben bilemezdim ki Nursel. Hayatım. Onu geçip bak, oraya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu not iyi ki bulundu. Buradan diskalifiye olup giden Merve Allah ve korusun Türkan olarak anılacaktınız Allah belki de. Allah. Boş mu yani? Boş değil de işte yapmış atması, bir hata. Yani gerçi sizin söylediğiniz de doğru. Hani başkası görse daha kötü şeylere sebep olabilirdim ama İşte düşünmeden çok masum bir şeymiş ama bunu otelde de konuşabilirdiniz, bunu serviste de konuşabilirdiniz, makyaj esnasında da. Aynen. Hani defalarca söyle istersen ama çok büyük bir risk almışsın ve bence çok yanlış hareket etmişsin. Kusura bakmayın.